Engin tek yönde. Koştu boyunduruğun altına bu Ayte'yi. Kısrak yarış için yanıp tutuşuyordu. Sonra da Antilokos koşun farklı güzel yeleli atlarına Antilokos Nestor'un çanlı oldurdu. Ulu canlı kral Nestor da Nelerus'un soyundandı. Polinos'ta doğmuştu arabasını çeken hızlı atlar Antilokos aklı başındadı. Merhabalar, nur hayatı temiz sonsuz ve yine bir başka canlı yayında şifanıza vesileyiz. Ama sobası gene durdu yanında, verdi güzel öğütler. Gelsin ama Antilokos, Zeus'la Poseidon sever seni. Atları sürmenin her türlüsünü öğrettiler sana. Benim öğretecek hiçbir şeyim yok ki. Bir sınırı dönmesini iyi bilirsin ama çabuk koşmaz atların, sonun kötü. Onların atları daha hızlı seninkilerden. Ne var ki senin gibi iyi. Evet arkadaşlar, bugün 1 Ağustos ve benim doğum günüm. Sizlerin şifasına vesile olacağım. Doğum günümün anısına bizim videolarımızı paylaşıp paylaşmamanız, bizim videolarımızdan utanç duyup duymamanız hiç önemli değil. Hepinizi kabul edeceğim. Bizim kapımız ümitsizlik kapısı değil. Bizim kapımız haydi bakalım. 1 Ağustos'ta doğanlardan bir Troyalı var. Julius Caesar. Julius demek Ilion demek. Ilion. Ilion. Ilion, Troya'nın diğer adı. Ilionlu Caesar demek. Haydi yavrum, sık kendini, kafanı yor. Bul ödülü elden kaçırmamanın yolunu. Kafadır oduncuyu oduncu yapar. Biraz sonra hepinizin şifasına vesile olacağım dostlar. Şarap rengi denizi allak bullak edince rüzgarlar, dübenci kafayla yönetir hızlı gemisini. Arabacı da kafayla yener arabacıları. Kimi güvenir atlarını arabasına, alanın iki ucunda da uzaktan. 3000 yıldır tüm dünya İlyada'dan hiçbir şey anlamadı. Tüm dünya İlyada'yı bir savaş destanı zannetti. Halbuki 0-0 elde var 0. İlyada bir savaş destanı değil. İlyada bir seviş destanı. Hani deriz ya, savaşma, seviş. Bunu ikinci alem en güzel şekilde böyle ifade etmiş. Ve o kadar derin şekilde ifade etmiş. İlyada destanı üzerine o kadar çok örnekler. 3000 yıldır Refik Korkmaz'dan başka hiçbir kimse bulamaz. Atları dolanır durur tutamaz onları. Kimi daha az değerli atlar sürse de çıkarını düşünür gözden kaçırmaz sınırı. Dönüp geçer sınırın dibinden. Sıkı tutmak gerektiğini hiç unutmaz sığır derisinden kayışlarla atlarını. Önde gideni gözleyip durur ve kazasız belasız. Kolay görülür bir belirti söyleyeyim sana. Ötede kuru bir ağaç gövdesi var. Topraktan bir kulaç yüksek. Yağmurdan çürümez meşe ya da çam gövdesi. İki yanında iki ak taş destek ona. Durur iki yolun ağzında, çevresinde dümdüz bir koşu alanı. Eskiden ölmüş bir adamın mezarı mı ne? Eskilerin diktiği bir sınır mı yoksa? İşte tanrısal Akileus yarışan sınır seçti onu. Sen atlarla arabanı sür bu sınırın çok yakınından. Sağlam yapılı arabanda usulca eğil sola. Bağır sağdaki atına kışkırt atı. Dizginleri gevşek tut elinle. Soldaki at sanırım öyle yakınından geçsin ki dingildim. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerin şifasını. Peki
efendimize nasıl vesile olacağız? Bedeninizde elle tutulur bir kitle varsa mesela. Arkadaşlar, eğer elle tutulan bir kitleniz varsa, bu yağ bezesi olabilir, kist olabilir, başka adını almak istemediğimiz hastalıklar olabilir. Ne olursa olsun, onlardan kurtulmaya niyet edin. Hatta şimdi elinizde tutun, bakın büyüklüğü ne kadar. Ve ayrıca boyun bel fıtığınız varsa, yani işte şunlar bunlar varsa hiç dememe gerek yok. Neyiniz varsa onlardan kurtulmanıza şu anda vesile olacağım. Gözünüz açıkken 300'e kadar sayın dostlar. 1 2 3 4 5 Asla şüpheye kapılmayın. Bu kadar basit şekilde çalışmayla şifa mı gerçekleşir demeyin. Gerçekleşir dostlar. Gerçekleşiyor daha doğrusu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Haydi. Ben 33'e kadar sizinle beraber saydım. Siz geri kalan 267'yi de sayın. Toplam 300'e kadar sayın. Bu arada biraz siz sayarken İlyada destanı bize eşlik etsin. Sıyırır gibi olsun, sınırın ucunu. Ama şaşırmadan saymaya lütfen devam edin 300'e kadar. Deniyorsun Paşa. İstemezsen atlarını yaralamak, paramparça etmek arabanı. Üstelik rezil olursun, alay ederler seninle. Akıllı, aklını başına topla, iki gözün. Sınırı aşacak olursan yarış. Vallahi sanki tam bana söylenmiş gibi. Yani şu anda sizler eğer şifanıza kavuşmayacaksanız, şifanıza ben vesile olmayacaksam, kendime güvenmeden bunu yapıyor olsam benim sistemim tamamen çöker gider. Dolayısıyla ben sisteme o kadar çok güveniyorum ki araba sürüyorum. Sizler dünyanın pek çok farklı coğrafyalarındasınız ve şifanıza kavuşuyorsunuz. Bir insan ancak bu kadar riske edebilir sistemini ve bir insan ancak bu kadar özgüveni yüksek olabilir. Kimse yetişip geçemez seni. 300'e kadar sayın. Aryon'u bile sürseler ardından, adres dostun hızlı atıydı Aryon. Tanrı soyundan doğmuştu o, geçemez seni Lamedon'un atları bile. Buralarda en yararlı atlar diye yetişen. Nestor böyle dedi, döndü oturdu yerine. Oğluna her şeyi sonuna dek anlatmıştı. En son Meriones koşum taktı güzel yeleli atlarına. Bindiler arabalarına, kurallar atıldı. Tanrısal Akileus sallamıştı kurralları. Nestor'un oğlu Antilokos'un kurrası fırladı ilkin. Ondan sonra önder Oymelos'un kurrası çıktı. Sonra Atreus oğlu kargısıyla ün salmış Menelaos'un ki. Sonraki kurra Meriones'i koydu sıraya. Teydos oğlu Diomedes'in kurrası fırladı en son. Diomedes atları sürmede üstünde hepsinden. Girdiler sıraya, Akileus gösterdi onlara hedefi. Şu an herhalde 100'e gelmiş olmalısınız. Dümdüz ovada. Koymuştu oraya babasının tanrısal arkadaşı Poinix'i. Yarışı gözlesin, olup biteni söylesin diye. Hep birden kamçıyı kaldırdılar atlara. Vurdular dizginlerinin kayışlarıyla. Çığlıklar atıp sürdüler onları ileri. Şu anda neredeyiz arkadaşlar? Size öğle saatlerinde Pergamon'dan şifanızı vesile olmuştum. Akropol'den. Şimdi ise Kula Uşak arasındayım. Uzaklaşık gemilerden yuttular ovayı. Bedenleri altından fırladı toz toprak. Yükseldi bulut gibi, hortum gibi. Yeleler dalgalandı durdu rüzgarda. Arabalar bereketli toprak üzerine bir kapandı, sonra bir sıçrayıp fırladı havaya. Arabacılar arabaları içinde durdu dimdik, hepsi can attı yarışı kazanayım diye. Uçurdular atları coştura coştura, atlar da boğdular ovayı toza dumana. Hızlı atlar gelince yarışın son kesimine, köpüklü denize doğru yol almak üzereyken tam, bir bir gösterdiler asıl değerlerini. Gitgide artıyordu koşuların. Şu an 170'e geldiğinizi düşünüyorum. Saymaya devam edin. Peres oğlu Evmeles'in tezgiden kısrakları hedefe doğru ilerledi o sıra. Arkadan Diomedes'in altında Tros'un atları geliyordu. Sanırdım öndeki arabanın üstüne bindirecekler. Başlarını Eumelos'un başına dayamış uçuyordu atlar. Soluklarıyla onun sırtını, geniş omuzlarını ısıta ısıta. O sıra Phoibos Apollon içerlemeseydi Diomedes'e, Teleus oğlu ya geçecekti Eumelos'u ya da işi sallantıya getirecekti. Göründü kısrakların atıldığı daha önce. O saat düşürttü elinden parlak kamçısını. Öfke yaşları fırladı yiğidin gözlerinden. Atları da dürtüsüz geri kaldı. Apollon'un Tedeus oğluna oynadığı bu oyun kaçmadı parlak Atane'nin gözünden. Koştu erlerin başbuğu Diomedes'in yanına. Eline bir kamçı kodu, güç verdi atlarının hızına. Sonra da içerleyip Admetos'un oğluna kırdı kısraklarının boyunduruğunu. Ayrıldı hayvanlar birbirinden, başladılar koşmaya. 240'a gelmiş olduğunuzu düşünüyorum. Bunu oku. 300'de bitireceğiz. Nasıl yuvarlandı arabadan aşağı. Bir tekerleğin yanına düştü. Sıyrıldı dirsekleri, ağzı burnu. Kaşları üstünde, alnı vurdu yere. Gözleri doldu yaşla, kısıldı güçlü sesi. Teydeus oğlu sattı yana. Tek tırnaklı atlarını ileri sürdü. Hepsini geçmişti bir fırlayışta. Athena atlarına güç katmış, ona şan vermişti.
Arkasından sarışın Menelaos geliyordu. Atreus oldu. Tam bu sırada Antilochos sesleniyordu babasının adı. Bu arada arkadaşlar, sizler 300'ü tamamlarken biliyorsunuz bugüne kadar bizim bilinçaltı eğitimimiz vardı. Son bir yıldır da ikinci bir eğitimimizi çıkardık, rüya yorumlama eğitimi. Bir haftadır da Homeros'u anlama eğitimini çıkardık. Homeros'u anlamak şu an 4 konudan oluşuyor. İlk konu İlyada. İlyada destanı sizin bugüne kadar bildiğiniz şekilde savaş destanı değil. Bir kadın doğum ana bilim dalı bilgileri. Yani spermlerin yumurtaya hücumu, hani daha fazla bilgileri ben eğitimde vereyim size. Ama yine de merakınızı cezbetsin diye şöyle söyleyeyim. Tabii siz 300'e kadar saydıysanız yine gözleriniz kapalı kalmaya devam etsin. Homeros'u anlamakta, İlyada destanında şunu söyleyeceğiz ilk konumuzda. Ege coğrafyasını hatırlatacağız size, diyeceğiz ki Ege coğrafyası bir vajina. Ve bu vajinanın hemen ağzında da bir hazır penis duruyor. O da gir, it. Vajinaya gir ve sonra it. Sonra o vajinanın, yani Ege Denizi'nin sağ çapraz köşesinde rahim ağzı var, Çanakkale Boğazı. Ve sonra Marmara Denizi'nin uterus olduğunu, Marmara bölgesinin toprak kısmının rahim duvarı olduğunu, Marmara Denizi'nin iki kutbu bulunduğunu, bu kutuplardan kuzeye ait olanının kadın yumurtalarının bulunduğu canlı hücresi, Çanakkale kısmının bulunduğu yerde de erkek kromozomlarının bulunduğu, güney kutbunun canlı hücresi olduğunu anlatacağız. Yani Çanakkale Marmara Denizi'nin XY kromozomu, İstanbul kısmı XX yani dişi kromozomların olduğu yer. Orada maalesef kız kulesini ben koymadım. Orada haremin Hera'ya, Hera'nın tapınağından gelişini maalesef ben koymadım. Bütün şarkılarda, türkülerde, sanatın her türünde İstanbul'un kadın oluşunu da ben ayarlamadım. Onlar ikinci alemin ayarladıkları. İstanbul kadın, Çanakkale erkek. Peki bu ayrıca bir kadın yumurtası olarak da değerlendirildiğinde, haremin olduğu yer, kadın yumurtasının olduğu yer, oraya Çanakkale'yi ilk önce kale duvarını aşan spermler hücum eder. Tabii bildiğiniz tahta at işin içine girer. Tahta at maalesef bugüne kadar tahta kafalara hitap etmiş. Tahta at demek spermin kapsülü demek dostlar. Yani 3000 sene boyunca tahta kafalar bu tahta atı bir türlü anlayamamış spermin kapsülü olduğunu. Truva Kalesi'nin içeri giren tahta at, Truva Kalesi'nin kapısını genişletmek gerektiğinden kapının ve çevresinin yıkılmasını gerektirir. Yani insan yapımı olan kısımları yıkılır ve tahta at içeri girer. Ha, bu arada siz 300'e kadar saymış olabilirsiniz. Gözleriniz hala kapalı kalsın. Şifanız gerçekleşiyor. Tahta at kaleye girince, yani yumurtanın dış kabuğunu delince, tahta at parçalanır. İçinden asıl 50 savaşçı çıkar ki onlar en güçlü spermlerdir. İçinde Odysseus, içinde Aşil, Ajax, Diomedes vardır. Evet, hani
4 milyon spermden bir de çok güçlü olanları vardı. İşte bunlar o güçlü olan spermler. Ve bir spermin 24 saatte 48 saat arasında yumurtayı dölleme süresi vardır. Bu tamamen aynı şekilde destanda geçer. Yani tahta at kaleye sokulduktan yaklaşık 36 saat sonra tahta atın içinde bulunan güçlü savaşçılar, yani güçlü spermler kapsülü bırakıp saldırıya geçerler. Canlı spermlerden de bir tanesi sonuca ulaşır. Belki diyeceksiniz ki o en güçlü sperm Aşil'dir. Hayır. Maalesef Aşil değil. O Odysseus. Yani güç kazanmaz, akıl kazanır. Aşil güç kuvvetin, tabi bununla beraber biraz aptallığın, Odysseus tamamen zekanın kahramanı bu destan için, ikinci alem için. İşte arkadaşlar, şimdi herhalde tüm konuları anlatmamı beklemiyorsunuz. Tüm bunları biz eğitimde anlatacağız. Daha neler neler, vallahi duyduğunuzda özellikle akademisyenler, hani tıp çevresinde akademisyenlerini demiyorum, onlar da dahil olmak üzere de daha çok sanat akademisyenleri, sanatın her türü, bugüne kadar tahta kafaların anladığı tahta at değil, bambaşka bir tahta at göreceksiniz. Ve sonra size Marmara Denizi'nin Atlantis olduğundan bahsedeceğiz. Ve sonra size neler neler anlatacağız. Sonrasında ikinci destanımız Odysseus'u anlattığımızda göreceksiniz ki insani kamil. Ve biz hep diyoruz ya, 12. ayara gelelim. 12. ayarımız Nur Hayat ayarı. Odysseus bunların hepsinden geçer. Rodos heykeli diye bir bilmece sormuştum 3-4 gün önce. İşte o Rodos heykelinin, bizim eğitimlerimize katılanlar bilir, 12 enerjitik alanı vardır. Falan da filan da. Daha neler neler anlatalım. Size mitolojiden önce önce İlyada'yı anlatacağız. Kadın doğum. İkinci gün Odysseus'u anlatacağız. Çocuk doğdu. Anne karnından. Dede ağaca gider Odysseus. 7 külçe altın alır. Şak orada kordon bağını keser ve tufan gerçekleşir. Bir anda Ege'den Kuzey Kıbrıs kıyılarına, Libya'ya düşer ve Libya'da keçilerin neden çok yetiştirildiğini belki bu destanı benden dinleyince anlarsınız. İnsan için en uygun süt benim çocukluğumda 2 yıl boyunca Poke isimli keçimizin direkt memelerinin üzerine konarak memelerinden çiğ çiğ emdiğim süttür. Keçi sütü. İnsan doğasına en uygun olanı. Ve bu o kadar güzel anlatılır ki bizlerin gözünün kulağının içine sokulur. Ama hala anlamamakta direniriz. Libya'ya giden Odysseus orada lotus çiçeği yer. Tabi Homer sana lotus çiçeği yedirir. Onu öyle zanneden lotus kafalar hala 3000 yıldır o nilüfer çiçeğini arar dururlar. Arkadaşlar, lotus çiçeği demek annemizin göğüs ucu demek. Şekil tamamen nilüfer çiçeğidir. Ve Odysseus da, Odysseus'un kahramanları, diğer kahramanları o kadar çok severler ki o lotus çiçeğini oradan kopmak istemezler. Odysseus onları zorla alır,
gemiye bağlar. Yani bebeği siz anne memesinden zorla koparıp beşiğe bağlarsınız, belersiniz ya. İşte o ve daha neler neler. Ve destanın en sonunda 12 baltadan oku geçirir, hedefe atar ya Odysseus. Biz işte kuyruk sokumumuzdan kafatasımıza kadar olan 33 omurumuzu o yayla bağlarız, çember haline getiririz, tesbih haline getiririz, kafamızı koyarız üstüne, imame olur, saçlarımızı koyarız üstüne, püskül olur ve görünmeyeni koyarız üstüne, ikinci alem olur, nur hayat gerçekleşir. İşte hani sizlerin bu mucize ötesi, nur hayat ötesi çalışmalarımızın sonuçlarından aldığımız başarı Odysseus'un bu yolculuğundan kaynaklanır. Dostlar, herhalde Homeros'u anlamak, İlyada ve Odysseia destanını anlamak eğitimini burada vermemi tamamen beklemiyorsunuz ve zaten bekleyen başka bir şey var. Şu an şifasını bekleyen sizler varsınız. Hemen şimdi sizlerin şifasına vesile olmaya, tüm cümlelerimizi bu beyanda sarf etmeye başlayacağız. İki cümleyle Homeros'u anlamak eğitimimizi bitireyim. İlyada, Odysseia iki konu. Üçüncü konumuz da Homeros'un ta kendisi. Homeros'u anlamak. Homeros gerçekten mi bu destanı yazdı? Yazabilir mi? Yazabilir mi? Yazabilir mi diye altını çiziyorsam anlayın. Ve dördüncü konumuz da şu, ikinci alem. Bunlar sizlerin bugüne kadar bilmediği, duymadığı konular. Ben Allah'tan hep şunu istedim: ey Allah'ım, bana çağımın çok ötesinde, çok çok ötesinde, trilyonlar trilyonlar trilyonlarca yıl sonrasının bilgisini akıt dedim ve Allah'ım benim isteklerime, benim dualarıma cevap verdi ve Allah her zaman şunu der: İsteyin. İsteyin. Kimden nasıl isteyeceğinizi bilin, Allah'tan direkt isteyin verir. Ve ben ey Allah'ım bunu herkese öğretmek istiyorum. Bunun enerjisini de ver dedim. Valla gece gündüz bunun enerjisini de bana veriyor ve görüyorsunuz Kore'den Peru'ya, dünyanın dört bir yanına bu eğitimi veriyoruz. Haydi şimdi gelelim şifanıza vesile olmaya. 300'e kadar saydınız. Bu süre içerisinde belki 1300 daha sayabilirdiniz. Hala gözleriniz kapalı. Eğer boyun fıtığınız varsa, boyun düzleşmeniz varsa, C7'de hörgüçlenme, yağ tabakası kalınlaşması, kas birikmesi varsa, bunların hepsi ortadan kalktı. Şurrt. Kürek kemikleri arasında, belinizde, kuyruk sokumunuzun üstünde ve kuyruk sokumunuzun kendisinde. Yani omurlarınızın tamamında diz kayması, bel kayması, bel fıtıkları, skolyoz, kifoz falan da filan da, bunlardan ne varsa onlardan şu an yok olmanıza vesile oldu. Kuyruk sokumunuzda bir deformasyon varsa ondan kurtulmanıza vesile oldu. Bedeninizde ne türden hastalık varsa, örneğin bağırsak florası, yemek borusundaki sıkıntılar, mide sıkıntıları, kalın bağırsak sıkıntıları, reflü, gastrit falan da filan da, bütün bu hastalıkların bedeninizden çıkmasına şu an vesile oldu. Kistler, nodüller, miyomlar, guatrla ilgili rahatsızlıklar, lenf bezlerindeki rahatsızlıklar, bunlardan kurtulmanız için vesile oldum. Allah korusun, kanserli dokular varsa onlardan kurtulmanız vesile oldum.
yağ bezeleri, gereksiz yağ bezeleri, fazla yağ bezeleri ve fazla kilolarınızdan kurtulmanıza şimdi vesile oldu. Böbreklerinizde, dalağınızda, safra kesenizde, idrar torbanızda, böbrek kanallarınızda, pankreasınızda, kalbinizde, akciğerinizde, karaciğerinizde, bademciklerinizde, göz, kulak, burun, dil ve beyninizde ne tür sorun varsa onların şifasına şimdi vesile oldum. Böyle iyileştirme mi olur diye düşünmeyin. Birazdan arkadaşlarımız lütfen sonucu yorum kısmına yazın. Böyle iyileşme mi olur diyenler görsünler. Ve ayrıca damar rahatsızlıklarınızın tamamının şifasına vesile oldum. Sinir rahatsızlıklarınızın tamamının şifasına vesile oldum. Cilt rahatsızlıklarınıza vesile oldum. Cilt rahatsızlıklarınızın iyileşmesine vesile oldum. Tepeden tırnağa bütün şifanızın iyileşmesine vesile oldum. İçinizden 300'e kadar yeniden sayın. Bu arada İlyada'yı da dinleyelim. Haydi ileri, hız verin adımlarınıza. Şu öndeki yiğit Diomedes'in atlarıyla yarışın demem. Athena hız verdi onlara. Şan bağışladı sürücülerine. Ama arkadaşlar, siz saymanızı lütfen şaşırmadan devam edin. Burada savaşçıların atlarından bahsederken spermden bahsediyor. Ola ki anlamak isterseniz. Solun atlarına, geri kalmayın onlardan. Haydi Aite gibi bir dişi at utandırmasın sizi. Ne diye geri kalırsınız yiğitlerim, ne diye? Gerçekleşecek olanı diyeyim şimdi size. Bir şey beklemeyin artık erlerin baş bu Nestor'dan. Gevşek davranır, değersiz bir ödül kazanırsak sizi kargısıyla o saat öldürür o sizi. Haydi daha tez koşun, kovalayın. Sonrasını bana bırakın, bulurum bir yolunu. Yol daralınca hiç bakmam, geçerim Menelaos'u. Böyle dedi. Atlar korktu bu bağırıştan. Hızlandılar bir ara koşuyu, hızlandırdılar. Ama az sonra güçlü Antilokos daraldığını gördü yolun. Bir çatlak vardı toprakta, yağmur suyuyla dolu. Bütün çevreyi çukurlaştırıp yolu kesmişti. Menelaos çarpışmamak için sürüyordu oraya doğru. Antilokos da tek tırnaklı atlarını aldı yana, yoldan bir parça ayrılmış gidiyordu arkasından. Atreus onu korkuya düştü, bağırdı Antilokos'a. Sürme deli gibi Antilokos, tut atlarını. Yol burada çok dar, genişleyince geç beni. Şu an 80'e geldiğinizi düşünüyorum. Çarparsan arabama kötü olur ikimiz için de. Böyle dedi ama Antilokos sürdü daha hızlı. Onu duymamış gibi sıkıştırdı üvendireyle atlarını. Gücünü deneyen bir delikanlı disk atınca omuzu üstünden attığı disk ne kadar öteye düşerse atlar da o kadar geçmişti Menelaos'unkileri. Atreus oğlunun atları geride kalmıştı. İleri sürmemiş onları, geri bırakmıştı bile bile. Korkuyordu tek tırnaklı atlar çarpışır diye yolda, devirirler diye iyi örülmüş arabaları. Kendileri de tozun toprağın içine düşerler diye sarışın Menelaos Antilokos'a çıkıştı, dedi ki Antilokos, senin gibi uğursuz bir ölümlü yok. Elbet belanı verir tanrılar sana. Oysa akalar aklın başında sanırdı seni. Önce yemin et bana, sonra kazan ödülü. Böyle dedi, seslendi, bağırdı atlarına. Ne diye yüreğiniz daralmış durursunuz öyle siz? Arkadaşlar, 150'ye geldiğinizi düşünüyorum. Bulacak onların bacakları dizleri. Gözleriniz kapalı ve 300'e sayın, bitireceğiz. Sen yoksun onların. Şu an büyük ihtimalle rahatsızlıklarınızın %80'i yok oldu. Böyle dedi. Atlar da korktular bu bağırıştan, hızlanıp yetiştiler öbür arabaya. Bu ara argoslular toplanıp dernek olmuştular, gözlüyorlardı ovada tozu dumana katan atları. İlkin Giritlilerin önderi Idomeneus seçti bir arabayı, gözlüyordu koşuyu topluluk dışında yüksek bir tepeden. Çıkıştığını duymuştu birinin bağıra bağıra. Tanımıştı çok uzaktan gelen bu sesi. Görmüştü bir atın da öne geçtiğini, besbelliydi at. Kıpkızıldı tepeden tırnağa. Bir damgası vardı alnında. İlyada 12. kaset B100'ü sayfa 528'den devam. Bir damgası vardı alnında. Ay gibi ak. İdomeneos Giritlilerin önderi Argoslulara dedi ki, Argosluların önderleri, başbuğları dostlar. Bir ben miyim şu arabayı gören, yoksa
siz de seçebiliyor musunuz onu? Başka başka atlar geçmiş gibime gelir. Bir başka arabacı belirdi işte. Oysa kısraklar önde gidiyordular. Başlarına bir şey gelmiş olacak ovada. Sınır taşı... Şu an 220'ye geldiğinizi tahmin ediyorum. Erken görmüştüm onları, şimdi göremiyorum hiçbir yerde. Tek mil ovayı gözlerimle taradım, yoklar. Dizginler sürücünün elinden mi düştü yoksa? Sınıra geçerken tutamadım onları. Dönemeci alamadım mı? Yuvarlanmıştır belki orada. Paramparça etmiştir arabasını. Hayvanlar da kaçmıştır, başıboş, yüreklerinde hızla. Siz de kalkıp bir bakın, seçemiyorum ben iyicene. Başa geçen Ayitollar soyundan bir adam olsa gerek. Argosluların bir kralı, at sürücüsü Teydeus'un oğlu. Güçlü Diomedes olsa gerek. Tamam, o işte. O Eleus'un oğlu, hızlı Ayas, fena çıkıştı ona. Evet arkadaşlar, zannediyorum üçünüzü tamamladınız. Gözlerinizi açın. Lütfen şimdi kontrol edin bedeninizi. Belki bazılarınızda şu an aşırı bir ağrı gerçekleşmiş olabilir. O özellikle boyun, bel fıtığı ve skolyozu olanlar için geçerli. Çünkü skolyozunuz ve bel fıtığınız düzelince şu an size yaptığım ameliyatın 7-8 dakika sizde sürecek bir acısı olabilir. 7-8 dakika sonra o tamamen sıfırlanacak. Kitlelerinizin yok olduğunu biliyorum. Siz en iyisi şöyle yapın. Bedeninize de tam 5 dakika verin. Ondan sonra 5 dakika sonrasında şifanızın gerçekleştiğini yüzde kaç oranında şifa bulduğunuzu, daha doğrusu %100 şifa bulduğunuzu biliyorum. Şifanızın gerçekleşmesi hakkında bilgiler yoruma yazınız. En güzel gelişmelerden birini size duyurayım arkadaşlar. 8 Ağustos'ta Rusya Devlet Televizyonu Adana'ya benim yanıma gelecek. Refik Korkmaz eğitimleriyle alakalı röportaj yapacak. Rusya eğitimimizi Zarım arkadaşımız organize ediyor. Rus televizyonu bizimle röportaj yapacak ve bizim biliyorsunuz 6000 tane eğitmenimiz var. Bu eğitmenlerimizden en çok eğitim veren ve başarılı olduklarına kanaat getirdikleri, çünkü onlar da bizleri takip ediyorlar. 2 veya 3 tane eğitmenimizi seçtiler. Bu eğitmenlerimizle de, bu eğitmenlerimiz ve bizimle röportaj yapacaklar. Televizyon röportajları devlet televizyonunda yayınlanacak. İlk etapta 700 kişiye eğitim vereceğiz. Şu an onun organizasyonu yapıldı. Her şehirde 100'er kişi ve toplam 7 şehir. 2 gün eğitim, 2 gün yol için boş zaman bıraktık. 2 gün eğitim, 2 gün boş. 2 dolu, 2 boş şekilde. 3 Eylül'de gideceğiz Rusya'ya. Ve bu arada ben beklenen kitabımı çıkarıyorum. Biliyorsunuz 2 yıldır yazmakta olduğum kitabımız var. Dünyayı bilgisiyle şaşkınlığa çevirecek kitabımız. Hani bugüne kadar nasıl eğitimlerimiz hala inanılmaz bulunuyor. Kimse, siz eğitim alan dostlarımız ve biz seven birkaç dostumuzun dışında kimse inanamıyor ya. Kitabımız da yine öyle inanılmaz bir kitap olacak. Tahta kafalar dememden umarım şimdi daha iyi anlayabilmişsinizdir. Bazıları yıllar yıllar sonra anlayacak.
ve geçen yıllara hayıflanacaklar. Boşa geçen yıllara. Bazıları da ömrü billah zerresini bile anlamadan göçüp gidecek. Bir şey varmış gibi. Ne diye konuşursun Idiomenos? Böyle ileri geri. Koşuyor baldırları esnek atlar. Bizden çok uzakta Enginova'da. O kadar genç de sayılmazsın argoslular arasında. Kafandaki gözler de o kadar keskin değil. İleri geri konuşur, coşarsın boyuna. Yakışmaz sana böylesine coşkun olmak. Aramızda senden çok üstünleri var. Melos'un kısaklarıdır hep başta gelen. Kendisi de durur arabada, elinde dizginler. Giritlilerin önderi içerledi. Karşılık verdi Ayas'a. Ayas. İnsanın kendine güvenmesi, ileri geri konuşması manasını taşımaz. İnsanın kendine güvenmesi, çağına bir bilgi getirmesi manasını taşır. Bakalım Idomeneus Ajax'ı nasıl azarlıyor? Kavgacı başı akılsız adam, akalardan geri kalırsın her işte. Senin aklında hiç çeviklik yok. Gel şurada bahse girişelim seninle. Bir üç ayağa, bir de ya da leğene. Yargıç olsun bize adam emmede. Dayadı elini dayanıklı katırın sırtına, dedi ki beri gelsin Sarı'ya kazanacak olan, ama başka biri götüremeyecek bu katırı. Ölürüm bu dövüşte en usta yiğit olmakla, yetmez mi savaşta boyuna geri kalmam? Anladım, her işte usta olamaz adam. Şu dediğim olacak, iyi dinleyin beni. Derisini patlatacağım bir vuruşta. Çatır çatır kıracağım kemiklerini. Topluca dursun yakınlarına şurada. Yıkılır yıkılmaz elimin altında götürsünler onu. Öyle dedi. Herkes sustu, tıs yoktu ortalıkta. Tanrılara denk, Euryalos kalktı ayağa. Mekesteos'un oğlu, Talaos'un torunu. Mekesteos bir zamanlar Tebai'ye gelmişti. Savaşta düşen Oedipus'un ölüm törenine. Teknil Kadmas oğullarını orada yenmişti. Diomedes dört döndü Euryalos'un çevresinde. Arkadaşlar, YouTube'dan İlyada'nın Türkçesini bulabilirsiniz. İndirebilirsiniz ki ben öyle yaptım. Ve yine YouTube'dan İlyada'nın İngilizcesini bulabilirsiniz. İndirebilirsiniz ki ben öyle yaptım. Ve yine Odiseya'nın İngilizcesini bulabilir. İngilizce seslendirilmiş kitabını bulabilir ve indirebilirsiniz ki ben yine öyle yaptım. Veriyor kazansın istiyordu zaferi. Önce beline bir kemer geçirdi. Sonra öküz derisinden bir kayış verdi eline. İki yiğit kemerleri sıkıp çıktılar alana, yürüyüp karşı karşıya geldiler. Güçlü kollar kalktı havaya. Atıldılar birbirlerinin üstüne. Arkadaşlar, benim sözlerim belki bazılarını rahatsız edebilir ama bu onların bilime karşı bağnazlığından kaynaklanıyor. Benim şu ana kadar bilime getirdiğim mucizeler her biri birer Nobel ödülü kazanacak mahiyette. Bunlardan bir tanesi şu: hastalıklar genetik mi? Bir hastalığın genetik kökenini araştırma çalışmam var. Ve asla şaşmaz şekilde o kişi annesinden mi, babasından mı, her ikisinden mi getirmiş? Yoksa hiçbirinden mi getirmiş bu genetik hastalığı? Bunu anlamak tam 10 saniye. Hatta bir saniye. Dünyayı bu kadar rahatlatıyorum. Sadece bu bile Nobel tıp ödülü, Nobel bilim ödülüne yeterli. Ve sadece İlyada'yı anlamak Nobel edebiyat ödülüne fazlasıyla layık. Sonra cinsel sorunun tespiti mi dersin, iç organların şifalandırılması mı dersin, falan mı filan mı dersin. Oradan tut, buradan tut, al sana 500 tane Nobel ödülü. Yarın Nobel ödüllerinden çok daha prestijlerini biz vereceğiz dostlar. Rafikistan ödülleri. Diler ağır ellerini. Çatır 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 diyordu çeneleri, kollar, bacaklar, bedenler kalmıştı ter içinde. Euryalos bakarken dört bir yana şaşalamış gözle, tanrısal Epeios onun üzerine saldırdı. İndirdi yumruğunu yanağına. Daha çok tutunamadı ötekisi. Çözüldü eli, ayağı, yıkılıverdi yere. Hani boyaz yer, yeli titretir ya denizi? İşte o zaman nasıl kıvranırsa balık, kara bir dalganın yaladığı yosunlu kıyıda, Euryalos da işte öyle kıvrandı.
Ulu canlı Efeos kollarına aldı onu, dikti ayağa, sevgili yoldaşları sardılar çevresini. Alıp götürdüler onu derneğin içinden, ayakları sürünüyor, kan kusuyordu parça parça. Başı bir o yana sarkıyordu bir bu yana, bir yerde oturtulan bu adam tüm bitikti. Almışlar... Evet arkadaşlar, şimdi 300 saymamızın üzerinden 5 dakika geçti. Çin bedenleriniz hakkında gözlemlerinizi lütfen yoruma yazınız. İki kutlu Sara da bundan sonra ortaya Peleus oğlu 3. yarışmanın ödüllerini kodu. Ödüllerini gösterdi danaoğullara zorlu güreşin. Yenecek olana büyük bir 3 ayak kodu ateşe dayanan. Akalar 12 öküz değeri biçtiler buna. Yenilecek içinde bir kadın kodu. Eli işe yatkındı, biçildi 4 öküz değeri. Akileus kalktı şöyle dedi Argoslulara. Kalksın bu yarışmada kendini deneyecek olan, der demez Selamanoğlu büyük Ayas kalktı ayağa. Yol yordan bilen akıllı Odysseus da kalktı. Kemerlerini sarıp yürüdüler ortasına alanın. Güçlü elleriyle kenetlendiler birbirlerine. Bir yapı ustasının zorlu yerlerden korumak için eli çatıya eklediği tahta direkler gibi. Çatırdadı yapışan kolların çektiği sırtlar, sicim sicim ter aktı bedenlerinden. Bir sürü şiş kabarıyor kalçalarında, omuzlarında. Kan kesiliyordu tenleri kıpkırmızı. Arkadaşlar, şu anda yani 15-20 dakika önceden başlayan şifanız sabaha kadar da devam edecek. Hatta bunun sınırı yok. Yıllarca da devam eder şifa. Şifayı veren Yüce Allah, biz kullar sadece vesileyiz. Ve sizler aslında kimsenin vesile olmasına gerek olmadığını anladığınızda her şeyi çözmüş olacaksınız. Aradığınız her şey kendi içinizde dostlar. Hiçbir şey dışarıda değil. Ve dışarıda bir şey aramak kesinlikle boş. Sizin dışarıda zannettiğiniz şeyi onun kendi içinde. Bakın, ona muazzam bir örnek vereyim size. Önce siz bunu bilmece zannedeceksiniz. Ama cevabın kendi içinde olduğunu anladığınızda her şeyin kendi içinizde olduğunu anlamanız daha da kolaylaşacak. Süt beyaz, kan kırmızı, bal tatlı, balta saplı, orak eğri, sapı doğru. Kale kapısından sığmaz, fındık kabuğuna sığar. Siz belki bunu bilmece zannedeceksiniz. Yani bunu bir sorun ya da bir problem zannedeceksiniz. Hayır, bu bir sorun, problem değil. Bir daha söyleyeyim. Süt beyaz, kan kırmızı, bal tatlı, balta saplı, orak eğri, sapı doğru, kale kapısından sığmaz, fındık kabuğuna sığar. Buna hiç cevap aramayın arkadaşlar. Bir de bana şöyle bakın. Bunun kendisi cevapmış gibi. Gibisini de at. Bunun kendisi cevap zaten. Bal tatlı, evet. Balta saplı olur zaten. Süt beyazdır ki zaten. Kan zaten kırmızıdır. Yani soru değil bunlar, cevap. Aradığın her şey kendi içinde. Ve sonra şehirlerin etrafını saran kaleler kendi kapısından geçebilir mi yahu? Geçemez. Fındığın içi kabuğuna sığar mı? Tabii ki sığmış zaten. O zaman şimdi bakalım mı? Bilmece mi? Problem mi? Yoksa çözüm mü? Süt beyaz, kan kırmızı, orak eğri, sapı doğru, bal tatlı, balta saplı. Kale kapısından sığmaz, fındık kabuğuna sığar. İşte bu. İşlenmiş bir çayak için direniyordu ikisi de. Yani hani şu güzel şarkımızı en güzel şekilde de Selda Bağcan seslendirir ya. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Odysseus Ayas'ı sendeletip getirebildiği yere, ne de Ayas kırabildi Odysseus'un gücünü. Arkadaşlar, burada Odysseus ve Ajax yarışma için güreşirler.
ve bu yarışma karanlık çöküne de devam eder. Kazananı olmaz. Siz buna lütfen güreşme olarak bakmayın. Başka bir şey olarak bakın. Onu da ben burada söylemeyeyim. Gelmişti güzel dizlikli atalara. Telemanoğlu Ayat Odysseus'a dedi ki, çok kurnaz Odysseus, Laertes oğlu Tanrı'dan doğma. Ya sen beni kaldır, ya ben seni kaldırayım. Ulu Zeus karışsın ötesine, böyle dedi, çalıştı onu kaldırmaya. Ama Odysseus bir düzen kurdu, bir çelme attı arkadan, çözdü bacağını. Ayat'ı sırt üstü düşürdü yere. Buradan bizi izleyecek olan akademisyenlere seslenelim. Resim bölümü, heykel bölümü, müzik bölümü, edebiyat bölümü, mitoloji bölümü, tarih bölümü, felsefe bölümü, psikoloji bölümü, sanata bir de felsefe ve psikolojiyi de ekledik. Sizler üniversitenize Homeros'u anlamayı, İlyada ve Odise'yi anlamayı, ikinci alemi anlamayı öğrencilerinize sunabilirsiniz. Refik Korkmaz, yani çağımızın dahisini 2089'a ait bilgileri getiren Refik Korkmaz bilginini üniversitenize eğitim için, konferans için davet edebilirsiniz. Bu amaçla asistanımın telefon numarasını arayabilirsiniz. Ve benim bütün eğitimlerim için de yine aynı numarayı arayabilirsiniz arkadaşlar. 0507 192 0620 0507 192 0620 Ne de göğsünün üstüne düştü. Şaşkın şaşkın baka kaldı halk. Çok sabırlı Odysseus kaldırmak istedi Ayas'ı. Bir parçacık kımıldattı onu yerden. Ama kaldıramadı daha yukarı. Çelme taktı bacağına, düştü ikisi birden. Yuvarlandılar toprakta, alt alta, üst üste. Son güreşe davranırken tam Akileus kalktı ayağa, tuttu onları. Direnmeyin artık, hırpalamayın kendinizi. Ödülleriniz eşit. Zafer her ikinizin. Geri gelin, bırakın yarışın. Yarışsın başka akalar. Böyle dedi, onlar da candan dinlediler sözünü. Üstlerinden tozları silkip giydiler rubalarını. Peleus oğlu tezlik koşusunun ödüllerini getirdi kodu. Bir gümüş testiydi bu, işlenmişti özene bezene. Gümüş vardı içinde tam alçı ölçek. Altın. Ve arkadaşlar, bizim yine dünyaya getirdiğimiz bilimimiz şu. Nasılsınız sorusuna iyiyim demeyin. Nasılsınız sorusuna nur hayat ötesiyim deyin. Nur hayat ötesi 12. frekans. 3 ay öncesinde biz mucize ötesiyim diyorduk. 11. frekansı kullanıyorduk. Şimdi 12. frekansa geçtik. Nur hayat ötesi. Yan yana bütün testileri geçerdi yeryüzünün. Sidon usta kuyumcuları yapmıştı onu. Fenikeliler taşımıştı sonsuzluğa giden denizler üstünde. Limanlara çıkarmışlar, sonra armağan etmişlerdi Tavas'a. Yes olsun. Ve arkadaşlar, ben aslında doğum günümün kutlanması taraftarı değildim. Belki fark etmişsinizdir. Facebook'a da doğum günümü yazmadım. Fakat bizi seven arkadaşlar, Allah razı olsun, dünden beri, özellikle de bugün, benim doğum günümü bir şekilde bulmuşlar. Birisi, ikisi, üçü, beşi, pek çoğu yazınca arkası çorap söküğü gibi geldi. Ben bunu kutlamayı düşünmezken şimdi de kutlamaktan son derece keyif aldım. Neden? Çünkü benim hak ettiğim değeri arkadaşlarım doğum günümü kutlarken cümlelerinde dile getirmişler. Allah sizlerden, onlardan razı olsun. Aynen şunu yazmış bazıları. Çağımızın bilgini,
yüzyılın bilgini. Sizin sayenizde pek çok insanın şifasına vesile oluyoruz. Elinize sağlık, Allah razı olsun hocam diyen arkadaşlarımız. Onlardan bir kısmını paylaştım biliyorsunuz. Yine de yazmak isterseniz lütfen bu yönde bizim sahip olduğumuz haklı övünçlerimiz varsa lütfen dile getirin. Sizler lütfen yazın şimdi. Tevazu gereksiz olduğu gibi aşırısı aptallığın deniz kasıdır. Yani tevazuya gerek yok. Bu Eyanos onu yiğit Patraklos'a vermişti. Priamos oğlu Nikea'na kurtulmalık diye. Şimdi Akileus dostunun şerefine ödül yapıyordu. Gidecekti bu ödül hızlı ayakları en çabuk kocana. Yağla dop dolu kocaman bir öküz kodu ikinci gelene. Yarım ölçek altın da sonuncunun ödülü. Akileus durdu ayakta. Argoslulara şöyle dedi. Kalksın bakalım bu yarışa girmek isteyen. Der demez Oileus oğlu çevik ayaz fırladı ayağa. Odysseus da kalktı. Nestor'un oğlu Antilokos da. Antilokos tekmil delikanlıları geçerdi koşuda. Dizildiler sıraya. Akileus gösterdi onlara hedefi. Sınır taşı geçildiği koşular tezleşti. Oileus oğlu hızla koşuyordu hedefe. Arkasından da çok... Dostlar, Homeros'u anlamak, İlyada'yı anlamak, Odysseus'u anlamak, ikinci alimi anlamak kolay değil. Daha doğrusu bizim eğitmenlerimizden eğitim almadığı sürece anlamaları mümkün değil. Biz bunların anlaşılmasından, öğrenmek isteyenlerin öğrenmesinden yanayız. 6000 tane eğitmen dostumuz var. Onlar benim sayfamdan takip edilebilir. O arkadaşlarımızın, eğitim veren dostlarımızın eğitim duyurularımı sayfamda paylaşıyorum. Ve diğer eğitmen arkadaşlarım sizler de eğitim tarihi belirleyin. Demiş İspire eğitim tarihlerinizi gönderin. Size hemen bizim profesyonel grafiker arkadaşımız 5-6 saat içerisinde duyurunuzu, afişinizi, ilanınızı hazırlıyor. Bizler sayfalarımızda paylaşıyoruz. Odysseus fırlamıştı. Bez dokuyan güzel kuşaklı bir kadın. Geçirirken ipliği tezgahın arkasından ne kadar yakın getirirse göğsüne mekiği, Odysseus da o kadar yakın koşuyordu Ayas'a. Toz kapamadan Ayas'ın ayak izlerini, Odysseus'un ayakları basıyordu o izlere. Yalıyordu soluğu Ayas'ın ensesini. Durmadan koşuyordu Odysseus hızla. Bağırıştı tekmil akalar, istediler ulaşsın zafere. Daha hızlı koş dediler, daha hızlı. İşte geldiler koşunun son kesimine. Odysseus gök gözlü Athena'ya yakardı içinden. Dinle beni tanrıça, göster iyiliğini. Arkadaşlar, Homeros'u anlamak, İlyada'yı, Odysseus'u ve ikinci alimi anlamayı 20 dakika önce anlatmıştım. Şimdi zannediyorum dikkatinizi biraz daha celbetti. O yüzden bir kez daha bu konuya değinmek istiyorum. Homeros bu iki destanı kendi aklıyla, kendi şairliğiyle, destanlığıyla, destan yazarlığıyla yazmadı. İlyada ve Odysseus'un olay örgüleri gerçek yaşantıdaki kadar sağlam. Ve ikinci alemin de kendi gerçek yaşamından da daha sağlam. Orada iç içe örülü iki alem var ve maalesef bilinçaltı dilini bilmeyen hiç kimse de çözemez. Orada atları iyi süren Odymeneus, tezgiden gemiler, kaleler yıkan Odysseus, denizler tanrısı Poseidon falan 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 falan. Ve sonra 9 yıl
9 ay süren bir hamilelikle özdeş dostlar. Ve vallahi de billahi de ikinci alem bazen bizimle alay ediyor. 9 yıl sürdü savaş. Aeneas doğdu, Roma İmparatorluğunu kurdu. Bakın bizimle dalga geçmeye. Tarihin, ikinci alemin bizimle dalga geçtiğini görün. Troya Savaşı 9 yıl sürdü, Roma bebeği doğdu. 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci yılında Çanakkale cephesi açıldığında bizim için Çanakkale'nin ilk yılıydı ve 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'miz doğdu. 9 yılda doğdu. Anlatabiliyor muyum? Tarih, ikinci alemin bize gülerek bizde gerçekleştirdiği tekerrür. Ve sonra Çanakkale Savaşı 9 yılın sonunda bir bebeği doğurdu. O bebek Aeneas olarak, o bebek Odysseus olarak hayat buldu. Olması gereken insan Odysseus gibi olmalıydı. Bu anlatıldı. Ve yine destanda der ki Türkiye Anadolu. Bu ananın rahmi var, Marmara. Bu ananın vajinası var, Ege. Vajinanın ağzında penis var, Girit. Girit. Ve o Girit küçük bir ada. Ama savaş zamanı Yunan ana karasından asker toplar, gücünü kuvvetini 20 katına çıkarır. O zaman tam da Ege'ye uygun büyüklüğe gelir. Anlatabildik mi hikayeyi? Girit'in kralı kim? İlyada destanında Agamemnon. 2800 sene önce Agamemnon önderliğinde gelmişti Girit. Peki 2800 sene sonrasında, destandan sonra 1915'te Çanakkale Savaşı'nın amiral gemisi yine Agamemnon değil miydi? Ve Troya Savaşı'nda Agamemnon evine nasıl döndü? Evine döndüğünde öldürüldü. Çanakkale Savaşı'nda 1915'te Agamemnon zırhlısını ne yaptık? Batırdık, öldü. Artık size Agamemnon'un ne olduğunu söylersem beyniniz yanar. Yani yanar, bütün sigortalarınızı atar. Vallahi atar, onun için orasını söylemeyeceğim ama birazcık fikir vereyim size. Agamemnon bir penis. Tabii kimin penisi diye sormayın. Artık sigortalarınızı atmasın. Haydi bakalım. Ayaklarıma. Odysseus böyle yakardı. Pallas Athene dinledi onu. Çevikleştirdi ilkin ayaklarını, sonra ellerini. Tam atılacakken ödülün üzerine Patroklos uğruna Akileus'un kurban kestiği böğren öküzlerin titikleri yanında birdenbire kaydı Ayasına'ya. Arkadaşlar, şifanız hakkında son durumu yazınız. Artık size veda edelim. Benim yolum uzun. Bilmiyorum valla ne haldeyim. Gidiyorum. Yutanrıça Athena'ydı kaydıran. Gündüz, gece,
Hızır Aleyhisselam da Elyase ile öyle buluşurdu. Yaz, kış, ha gündüz gece, ha yaz, kış. Anlatabildim mi hikayeyi? Ha gündüz gece, ha yaz, kış, ha yer altı, yer üstü. Tezek dolu, doldu Ayas'ın ağzı burnu. Birinci gelmişti Odysseus, aldı testiyi. Ünlü Ayas da öküz aldı. Tuttu eliyle öküzün boynuzunu, şöyle dedi Argoslulara, Tezek tüküre tüküre. Alma da tökezletti ayaklarımı tanrıça. Oldum olası destek olur Odysseus'a ana gibi. Böyle dedi. Tekmil akalar tatlı tatlı güldü. Antilokos da aldı sonuncu ödülü. Şöyle dedi Argoslulara gülümseye gülümseye. Bilirsiniz dostlar ne diyeceğimi. Ölümsüzler oldum olası tutar yaşlıları. Ayas benim yaşça az büyüğüm. Ama atalar soyundan, o atalar kuşağından. Dinç ihtiyar derler ona. Çok zor. Ne dersiniz, kapatalım mı? Buyur, düşmek koşuda. Akileus olmazsa akalara çok zor. Böyle dedi. Övmüş oldu Peleus oğlunu. Akileus şöyle karşılık verdi ona. Antilokos boşuna övmüş değilsin beni. Yarım ölçek altın katacağım ödülüne. Böyle dediği verdi altını. Dertleşelim o zaman dostlar. Nasıl bir hayatı seçtiğimi zannediyorum anlamışsınızdır. Günün 25 saati bilinçaltı diliyle, ikinci alemin diliyle, mitolojiyle yatıyorum, kalkıyorum. Yiyorum, içiyorum. Nefes alıyorum, nefes veriyorum. Bütün hücrelerim eğitim olmuş, şifaya vesile olmuş, bolluk bereket olmuş, huzur olmuş, mutluluk olmuş, cesaret olmuş, mucize ötesi olmuş, nur hayat ötesi olmuş, gençlik olmuş. Antilokos da sevine sevine aldı. Ve bütün hücrelerim çocuk olmuş, bütün hücrelerim genç kalmış. Bilginin ta kendisi olmuş. Peleus oğlu bir karpı getirdi uzun gölgeli, bir kalkanla bir tolga getirdi koca alana. Patraklos'un sarbet ondan aldığı silahlardı bunlar. Ayakta durdu, Argoslulara şöyle dedi. İki yiğit çağırıyorum en yiğitlerinden bu ödüller için yarışmaya. Silahlarını kuşansın, alsınlar keskin kargılarını. Denesinler birbirlerini bu topluluk önünde. Önce kim saldırıp dokunursa ötekinin güzel derisine, geçirip Tunc'un kara kanın içinden, önce kim daldırırsa etlere kargıyı, gümüş katmalı hançeri vereceğim ona. Bu güzel Trakya hançerini Asteropios'tan soyduğum pay edecekler aralarında silahları. Çadırlarda bir güzel şölen çekeceğiz onlara. Böyle dedi Telamon oğlu büyük Ayas, kalktı ayağa. Teydeus oğlu güçlü Diomedes'te kalktı. Çekildiler kalabalıktan uzağa. Silah kuşandı her biri bir köşede. Arkadaşlar, dünyayı kim kurtaracak derseniz, dünyayı masalcılar kurtaracak. Dünyayı hayalciler kurtaracak. Dünyayı rüyacılar kurtaracak. Dünya, rüya, masal, hayal. Bana ikisi de yana tutuşa çok korkunç bakıyorlardı birbirlerine. Bir şaşkınlıktır aldı tekmil akaları. Yürüyüp geldiler karşı karşıya. İkisi de saldırdı üç kere. Üç kere geldiler göğüs göğüse. Ayas vurdu kargısını Diomedes'in yüz yuvarlak kalkanına. Ama değmedi derisine. Zırhı korudu onu. Teydeus oğlu koca kalkanı üstünden Ayas'ın boynuna, parlak kargısının temrenine değdirmeye çalışıyordu. Derken akalar düştü Ayas için korkuya. İstediler yarışmaya son verilmesini. İkisi de eşit ödül alsın dediler. Ama Akileus Teydeus oğluna verdi büyük hançeri. Verdi kınıyla, güzel kesilmiş kayışıyla birlikte. Peleus oğlu da ham demir getirdi bir külçe. Güçlü Eiton sallar atardı onu bir zamanlar. Ama ayağı hızlı Akileus öldürünce Eiton'u başka mallara taşımıştı onu gemilerine. Akileus durdu ayakta Argoslulara şöyle dedi. Kalksın ayağı bu yarışmaya kim girecekse.
Bu küçüğü kazanacak olanın bereketli tarlaları ne kadar uzanırsa uzansın, 5 dolu yıl boyunca kullanacak bu demiri. Gitmeyecek şehre demir kalmadı diye çobanı çiftçisi. Bu demir ona yeterdi, artar bile. Böyle dedi. Savaşta dayanıklı Polipoites kalktı ayağa, güçlü tanrılara denk Leontes kalktı. Telamonoğlu Ayas kalktı, tanrısal Epeos kalktı. Dizilince sıraya tanrısal Epeos kaldırdı külçeyi, havada sallayıp attı tekmil. Dostlar, her şeyi tadında yaşamak en güzeli. Burada bırakalım. Şifanız oldu. Şifayı veren Allah, biz kullar vesileyiz. Hepinize selamlar, saygılar. Nur hayat ötemiz sonsuz. Kısaca NÖS, uzunca Nur hayat ötemiz sonsuz. Giderken sağda Nur hayat ötemiz sonsuz. Gelirken solda Nur hayat ötemiz sonsuz. Giderken sağda NÖS, gelirken solda NÖS. Önüm arkam, sağım solum, altım üstüm, her bir yanım NÖS. Haydi bakalım, kapatalım.